Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte hemen şu anda elimde tutmuş olduğum Razer DeathAdder Pro V2 kablosuz oyuncu faresini inceliyoruz. Bu fareyle ilgili merak ettiğiniz her şey bu videoda. Hep beraber izleyelim. Oyuncu ekipmanları konusunda çok önemli markalardan bir tanesi Razer. Hatta şunu söyleyebilirim ki sadece bu alanda üretim yapan bir marka. Markanın işte klavyesinden tutun da fareye kadar, hatta çok daha farklı enteresan ürünlere kadar çeşitli ürün kategorileri bulunuyor. Bunlar içinde en çok ilgi çekenler tabii ki haliyle ve doğal olarak kablosuz ya da kablolu fareler ve klavyeler. Şimdi tabii klavye ve fare bizim için önemli. Özellikle oyun oynuyorsanız önemli. Neden? Çünkü bütün inputlarımızı, yani oyun içindeki bütün etkileşimlerimizi bu fare ve klavyelerle yapıyoruz. İşte inceleme konumuz olan Razer'ın DeathAdder V2 Pro modeli de böyle oyun tarafında çok ciddi olan kullanıcı için tasarlanmış bir cihaz. Her zaman yaptığım gibi ben bir genel bir tasarımdan bahsetmek istiyorum. Cihazın aslında tasarım dinamiklerine baktığımızda daha önceki Razer modellerine karşımıza çıkan bir tasarım anlayışı çıkıyor. Çok böyle estetik bir görünümü var ve elinize koyduğunuz zaman, en azından üst kısım için söyleyebilirim, şöyle göstermiş olayım, çok güzel bir şekilde oturuyor arkadaşlar fare elimize. Üst uç kısımda klasik olarak bir fare tekerleğimiz mevcut. Çok hızlı hareket etmiyor, çok yavaş da değil. Onun hemen üst kısmında ise 2 adet tuş var. Bu tuşların hepsinin istediğiniz şeyleri atayabiliyorsunuz ama standartta gelen bu tuşa baktığımızda arkadaşlar burada DPI değiştirebiliyoruz. Yani çözünürlüğü, farenin çözünürlüğünü değiştirebiliyoruz. Bunun dışında bir de yanda 2 tane tuşumuz var. Buralarda bir şeyler atayabiliyoruz haliyle ve doğal olarak. Mesela ben burada ses açma kapamaya aktardım. Siz başka şeyler de aktarabiliyorsunuz. Çok güzel bir yazılım var. O yazılım yardımıyla yapıyorsunuz arkadaşlar bu işlemleri. Bunun dışında başka bir tuşumuz vesaire bir şeyimiz yok arkadaşlar. Bu arada arka kısmında, farenin arka kısmında Razer'ın logosu var. Bu logo RGB renklerde yanıp sönebiliyor ve o yanıp sönme efektinden tutun da rengine kadar her şeyini beraberinde verilen bir yazılım yardımıyla ayarlayabiliyorsunuz. Onun detaylarına birazdan değineceğim arkadaşlar. O yüzden burada biraz kısa geçiyorum. Alt kısmı geldiğimizde ise uç kısımlarda, yani farenin altındaki bu uçlarında da hem önünde hem arkasında çok kaygan yüzeyler var. Bunlar farenin böyle işte masada veya herhangi bir zeminde çok hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlıyor arkadaşlar. Şimdi bu faremiz hem Bluetooth hem wireless özelliğine sahip. Bunun için gerekli olan dongle hemen şöyle alt kısmında özel bir yuva var. Bu yuvanın içinde saklayabiliyorsunuz. Ben bu hoşuma gitti bu benim. Çünkü biliyorsunuz bazı farelerde bu dongle'ı koyacak bir yer yok. Şimdi koyacak bir yer olmadığı zaman ne oluyor? Bunu kaybedebiliyorsunuz. Küçücük bir şey zaten bu sonuçta arkadaşlar. Şöyle küçük USB dongle dediğimiz küçücük bir şey olduğu için bunu kaybetme ihtimalimiz oluyor. Böyle bir yuva konması bence çok güzel olmuş. İşte algılayıcılar, açma kapama tuşları ve fonksiyon tuşu. Mesela burada fonksiyondan kastettiğim şu. İşte Bluetooth'tan mı bağlayacaksınız yoksa USB'den mi bağlayacaksınız? Onu ayarlayacağınız tuşumuz var. Bir de profil ayarlama tuşumuz var ki 5 taneye kadar profil ayarlayabiliyoruz. Bunun dışında cihazın hani kullanımı bu şekilde. Biraz da kutu içeriğinden bahsetmek istiyorum. Şık bir kutusu var. Razer yeşilini her tarafında gördüğümüz güzel bir kutu karşımıza çıkıyor. Kutudan ne çıkıyor onu söyleyelim. Şöyle bir kablomuz var. Örgü bir USB kablosu. Bu kablo önemli yalnız, onun detaylarını birazdan söyleyeceğim. Şöyle bir enteresan bir aksesuar var. Burada kabloyu bir şekilde buna bağlıyorsunuz. Sonra başka yerlere çekinmek için kullanıyorsunuz. Bir de böyle bir taşıma kılıfı çıkıyor bezden. Gayet güzel bir taşıma kılıfın çıktığını da belirtmiş olalım. Öte yandan cihazın şarj işlemi ise hemen uç kısmında bulunan bir tip C bağlantı yuvası tarafından yapılıyor. Yalnız bu yuva özel bir yuva ve şu kabloyla mutlaka ve mutlaka kullanmanız gerekiyor. Bu birazcık sıkıntılı geldi bana. Onun detaylarını şarj tarafında anlatacağım. Şimdi bu genel görünümden sonra birazcık da teknik özelliklere bakmak istiyorum. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. Hem USB dongle hem de Bluetooth'tan bağlanabiliyor. Razer DeathAdder V2 Pro 2000 DPI çözünürlük sunuyor. 70 milyon basma ömrü olan optik switchler kullanıyor. Biliyorsunuz şuralarda şu tık 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 işlemi yaptığımız, mesela sesini de dinleteyim bu arada size.
Bu Switch'lerin ömrü 70 milyon arkadaşlar. Yani çok uzun ömürlü bir fare var karşımızda. Özellikle oyun oynuyorsanız ve profesyonelliğe yakın bir oyuncuysanız bu 70 milyon ömrün çok çok önemli olduğunu tahmin ediyorsunuz. Teknik özelliklerden devam edecek olursak 7+1 programlar bir tuşlar olduğunu söyledik. Hyperspeed hız desteğimiz var. Razer Focus Plus optik sensör bulunuyor. İkinci jenerasyon Razer optik mouse switchler olduğunu söylemiştik. 120 saatlik bir pil ömrü var ki ben yaptığım denemede yaklaşık 1 haftalık bir kullanıma tekabül etti bu. Onu söylemek isterim. 5 profil saklayabilen dahili bir hafızamız olduğunu söylemiştik. Bunun dışında cihazın ağırlığı 88 gram. Razer Chroma yazılım var. Bunu internet sayfasından indiriyorsunuz. Zaten cihazı taktığınız zaman Windows'da otomatik olarak da yüklüyor. Onu da söylemiş olayım. Bu ayarlarını vesairelerini her şeyini oradan yapıyorsunuz. Onun detaylarını birazdan değineceğim. Cihazın fiyatı ise en azından biz bu incelemeyi yayınladığımız tarihte 1200 TL civarındaydı. Şimdi cihazın bu genel görünüm ve teknik özelliklerinden sonra biraz da arkadaşlar ben kullanım deneyiminden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz biz daha çok kullanım deneyimini anlatmaya çalışıyoruz. Tamam, teknik özellikleri güzel. Uçuyor, kaçıyor, hopluyor, zıplıyor. Şunu söyleyebilirim. Çok programlanabilir bir fare var karşımızda. Bütün tuşların istediğiniz şeyleri atayabiliyorsunuz. Hani şu programı açsın, şu hareketi yapsın, sesi açsın, sesi kapatsın, işte üst tuş şunu yapsın, bunu yapsın gibi şeyler atayabiliyorsunuz. DPI ayarlarını böyle sonuna kadar açtığınız zaman hani fareyi tutamıyorsunuz arkadaşlar ekranda. O kadar hızlı hareket ediyor. Onu söyleyeyim. Ve böyle hani 30.000'e kadar DPI'de verebiliyorsunuz ki tabii bu hani kullanılabilir bir çözünürlük değil çünkü farede böyle bir hani yarım santim oynatsanız fareyi, fare bütün ekranı boydan boya geçiyor. Ama ben mesela genelde 1500-1600 DPI civarında kullandım. Oldukça da hani güzel, kesintisiz olarak kullanıyorsunuz. Oyunlardaki durum nasıl? Oyunlarda da gayet iyi bir şekilde kullanıyorsunuz arkadaşlar cihazı. Özellikle böyle hani işte mesela ben Cyberpunk'ta denedim. Çok hızlı düğmelere basmanız gerekiyor, hızlı hareket etmeniz gerekiyor oyunda. Çatışma sahnelerinde özellikle çok başarılı. Özellikle tabii sadece Cyberpunk için söylemiyorum bunu. Bu tarz böyle hani silahla çatışmaya girdiğiniz FPS türü, RPG türü oyunlarda çok faydalı bir şekilde bu fareyi kullanabiliyorsunuz. Şimdi gelelim bir Razer Chroma uygulamasına. Bu uygulama sayesinde bu arka taraftaki rengi ayarlayabiliyorsunuz. Hatta ben şimdi biraz açayım bunu da şuradan bir açalım. Mesela bu rengin hangi renk olduğunu, şuradaki logonun rengini ayarlayabiliyorsunuz. İstiyorsanız yanıp sönebiliyor. Mesela şu anda öyle bir durumda yanıp sönüyor mesela. İsterseniz yanıp sönebiliyor, istiyorsanız sabit durabiliyor. Farklı farklı şekiller yapabiliyorsunuz. Burada rengin hani kırmızı olsun, mavi olsun, sarı olsun diyebiliyorsunuz. Tuşların bütün o ayarlamalarını yine bu uygulama üzerinden gerçekleştiriyorsunuz. Bu uygulama sayesinde de birçok farklı ayarı da yine bu fareyle eşleştirip kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok detaylı ayarı var. Yani çok hepsine girmeyeceğim ben. Burada hepsini anlatmayacağım. Ama bu fareyi aldığınız zaman sahip olduğunuz Razer Chroma uygulaması size birçok ayar yapmanızı, farenin en ince detaylarına kadar böyle şekillerle şuyla buyla uğraşmanızı yardımcı oluyor. Onun da altını çizmiş olayım. Şimdi ben sadece oyunlarda değil arkadaşlar, normal günlük işlerde de bu fareyi kullandım. Günlük işlerde de gayet başarılı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Pil tarafına gelelim isterseniz. Pil tarafından da biraz bahsedeyim. Şu kablo mutlaka gerekiyor. Neden? Şöyle bir şey yapmış Razer. Buradaki UA'ya başka bir tip C kablosu girmiyor. Çünkü malum o kabloların bir kenar kalınlığı vardır. Bu kenar kalınlığı özel olarak üretilmiş. Ve bunu ancak buraya böyle taktığınız zaman, şöyle takayım ben. Şu şekilde taktığımız zaman şarj olabiliyor USB'den. Hatta bunu böyle taktığınız zaman kabloyu da kullanabiliyorsunuz. Ya kablosu çok güzel bu arada. Örgü kablo. İç kısımları Razer'ın yeşilinden, böyle fosforlu parlak yeşilinden tasarlamış. Hem bu ucu hem bu ucu. Fakat bu olay benim hoşuma gitmedi. Neden? Bu kablo yanınızda yoksa, şarjınızda bittiyse şarj edemiyorsunuz cihazı. O birazcık sıkıntılı. Hani standart bir yuva yapsalardı, hani biraz daha geniş olsaydı burası daha iyi olmaz mıydı? Bence olurdu. Ama Razer böyle bir şeye gerek görmemiş. Saygı duyuyoruz tabii kendilerine ama bu birazcık kullanımını zorlaştırıyor belli açılardan. Örneğin dışarıdasınız, kablonuz yanınızda değil. O zaman ne yapacaksınız? Piliniz bitti. Hani o bitti birazcık bence sanki sıkıntı gibi diye düşünüyorum. Ama onun dışında normal kullanımla ilgili herhangi bir sorunu yok. Gelelim fiyat meselesine. Şimdi biz bu testi yaptığımız tarihte fiyatı 1200 TL civarındaydı. Hani 1500'e 1600 satan yerlerde gördüm ben ama hani en ucuzunu baz almak istediğim için ve resmi garantili yerden bahsediyorum bu arada en ucuz fiyattan anlatırken. 1200 TL birazcık pahalı, evet. Şimdi
en kral böyle iş faresini veya güncel bir fareyi düşündüğünüzde bu kadar yüksek bir fiyattan satılmıyor ama kullandığı teknolojiler ve oyunculara özel olması açısından baktığımızda işte 70 milyon tıklamalı optik sensör vesaire gibi ekstra özelliklerden dolayı fiyatını hak ettiğini söyleyebilirim. Ama herkese hitap eder mi? Hayır. Herkese hitap eden bir ürün değil arkadaşlar bu. Özellikle oyun konusunda çok ciddiyseniz, oyun tarafında ben hani böyle çok iyi bir fare arıyorum, yağ gibi aksın, sorunsuz kullanayım, işte Bluetooth olsun, wireless olsun, şu olsun, bu olsun diyorsanız önerebileceğimiz bir fare olmuş. Ama ben oyuncu değilim, bir fareye de bu kadar para vermem diyorsanız bu ürünün kablolu versiyonları da var bu arada, daha uygun fiyatlı. Ya da bu kadar yüksek teknolojilere sahip olmasa da farklı farklı varyasyonları da var Razer tarafında. Onları da göz atabilirsiniz. Onu da belirtmiş olalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videoda sizlerle birlikte Razer Deadeater V2 Pro oyuncu faresini incelemeye çalıştık. Fare ile ilgili merak ettiğiniz ya da bizim anlatmayı unuttuğumuz konular varsa videonun altında bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin arkadaşlar. YouTube kanalımıza abonesinizdir diye tahmin ediyorum ama aramızda olmayanlar var. Lütfen abone olursanız çok seviniriz. Aynı zamanda istiyorsanız bizi Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlardan da takip edebilirsiniz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.